Bizim birkaç tane şey var. Birinci konu Almanya Tolga sahte metili değerlendirmiş. Hı. 26. 27. dakikada buna beni de değerlendirmiş. Demiş onun bilgisi vardı. Hı. İşte bağırarak konuşuyordu. Gerçekten de orada kulaklık olduğu için bağırarak konuşuyordu. Aşağıdaki rahatsız oldu, zile bastı. Evet, hatırlıyorum orayı, evet. Zile bastılar diyor. Zile basmadılar. Zile basma. Kapıya mı vurdu? Bir şey oldu. Sonra sen dedim bir gideyim dedin, gittin. Ondan sonra ben devraldım, ben devam ettim. Öyle oldu. O gün zaten normalde ben sohbeti yapacaktım, ben Kapıya çıkacaktım. vurma yok. Duvara vurdu herhalde o zaman. Aşağı vurdu. Ha, duvara mı ne, bir yere vurdu. Ben de vurdum, bağırdım, şey Ha, yaptım. bağırdın. Şimdi... Ama ben orada etki tepki meselesi, ben bağırdığımın farkında değilim. Bağırarak konuştuğumun Ha. farkında değilim. Neyse ben de yazdım onun altına da. Hı. Şimdi şöyle bir şey de var. Bana televizyon teklifi geldi daha önceden. Benim şartlarımda dedim ben. Önce şunu söyleyeyim Benim de bilsin. şartlarımda Bilsin abi. Normal şartlarda o gün zaten biliyor da o gün normal Bülent şartlarda Özben şeyle Murat Zurnacı ile konuşmuş. İşte güzel olurdu falan diye. Biliyor musun? Hı. Güzel olurdu falan diye, yani milletin böyle şeylere merakı var. Seyredilir program hesabı. Hem YouTube'da hem program olduğu için, Murat Zurnacı çıkardığı için çok seyredilecek. Hem de televizyon programı olduğu için seyredecek, anladın mı? Böyle bir durumla karşı karşıya olacaktık. Ne oldu? Ben dedim ki benim şartlarım da olursa. Aynen öyle. Ben dedim söyleyeceğim. Ben anlatacağım. Ben ister edeceğim oradan. Siz cevap verebilirseniz İsmail'a bunun dübürü yemez. Dübür yemez. Bir ikincisi o gün normalde abi benim sözüm vardı. Ben çıkacaktım. Ben uyuyamı kaldım. Bir şeyler oldu. Gelemedim. Sen Ya onu bırak sen şimdi. ne Onları demek, yok yok, önemli bir şey abi. Sen hazırlıksız çıkmış oldun oraya. Hazırlıksız derken not alıp da çıkmıyorsun normalde. yok, Hiç benim senin o çık... bilgi konusunda bir şey demiyor zaten. Tamam, hani şunu demeye çalışıyorum ben. Bağırmıştı falan diyor. Sahte falan demedi yani. Ha. Bilgisi var dedi. Bir şey demedi. Ben de dedim ki ben dedim hükümran bir aileden geliyorum. Gerçekten de öyle. Bizim Evet. yetişme şeklimiz üç kardeşinde üç masaya her kim olursa olsun. Üst kardeşine yetişme şekli kim olursa olsun boyun eğmemek. Doğru bildiğimiz yolu gideriz yani. Ha, bir tanesi meydan çekiyor köyde. Bir görseler macera ya, her gün macera. Ben yapmam. Ben mesela ben köye gidiyorum. Bu tehlikeli olduğunu zannediyor. Ben de tehlikesizim. Ama mesela ben köyde benim bir şey getireceğim değil mi? Şeyden. Tarlamdan bir şey getireceğim değil mi? Seneler bizim mesela yolum yok benim. Bütün tarlaları falan parça ederek, yani parça derken içinden geçiyordum traktörü, traktörle geçiyordum içinden. Kimse bana bir şey demiyordu. Ağlığı biliyorsun, mağlu. Ağlığı yıkıyordum, geçiyordum. Kimse niye yıktın demiyordu bana. Ömer bir şey, bir yerden bir şey getirecek. Ömer'in karşısına dikiliyorlar. Yok, o da eğiliyor mu? Yok. Atıyor. Para vermiş otu orada kalsın diye atıyor. Eğilmiyor, yalvarmıyor yani. Onda da bize de öyle bir şey var. Yani bizim, onu da yazdım. Biz dedim ailecek, kardeş, üç kardeş, üçümüz de hükümranız. Annemizden, babam da o kadar değil de, annem yırtıcıdır esasen. Merhametli olduğu kadar da yırtıcıdır yani. Diyeceğim, benim yıldız gibi işaret Tolga'da da var. Onun videosunda da var yıldız gibi işaret. O da belli oluyor. Ya. O sohbette değil mi o şeyde? O şeyde. Onun çektiği videoda. Hmm. Benim yapabilme, onu çekerken yapabilme şansım yok. Mesela Anladım. o orada o görebilir mesela. Ben gördüm. Ben baktım gördüm. İspatlarım yani. Karede yakaladım yani. Yakalanıyor. Bir gören, Sürekli anlayan görüyorum. Ben sürekli görüyorum o sohbeti. görünüyor. Şimdi bir kere gördüğün zaman neyi nasıl çektiğini, şemalini anladığın zaman ondan sonra devamlı görebiliyorsun. Ha şimdi görünüyor mu? Yok. Görünmüyor. Ama işte göründüğü yerlerde gören anlıyor yani. Anladın mı? Böyle bir durum var. Şimdi Kerem Önder'in hiçbir evliya
evliya sahabenin durumuna yetişemez diyor. Sahabeyi kimse geçemez gibi bir şeyler şey yapıyor. Metin bundan başka yavrum. Aynen öyle. Metin'in durumu hani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu hakikat ya. Tam onu söyleyecektim ben de. Söyle buyurun tekrar söyle. Ya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanların imanından daha ağır basacak basar diyor Ebu Bekir'in imanı. Hazreti Ebu Bekir ilk halife o mektup çoğu nebiden makamı üstündür diyor. Sen diyorsun ki sahabeyi mektup ile geçemez. Nasıl oluyor? Beyti geçemez demedi. Oraya da getiriyor. Oraya getiriyor. Yani onu da. Mehdi'nin velayet erbabı, velayet erbabı ya. Velayet erbabı değil o. Kabul etmiyorlar ya nüvvet ehli olduğunu. Yok kabul etmiyorlar diye bir şey yok. Mektubat 534. mektup en nüvvettir. Benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyecek. Tamam. Allah-u Teala yani Kur'an-ı Kerim'de andığı elçi Mehdi'dir. Abi zaten biz ispat ettik. O yönde değilim. Onların kabul bir beyanı var mı? Yok. Başka birisinden çıkıyor mu? Başka bir Mehdi'den çıktı mı bu? Yok. Şimdi onların kabul yönünde bu bir beyanı var mı? Bunun karşılığı olan insanların en sayısı Ömer'de Kerim'in benim. Devam. Sen devam et abi. Sen devam et. Benden sonra bir Recul biraderdir ki diyor da ben bir şey daha söylüyorum. En cevadı benden insanların en cevadı bir Recul biraderdir ki hususi bir ilim bilecek. Ve ilmini neşredecek. Mahşer gününde bir cemaat halinde bahsolunacaklar. Şimdi bu cemaat halinde bahsolunmak demek ki bak. Ben almadım ya kucağıma indirdim aşağı. Sana geldi. Şimdi rahat yerinde bile mi? Benden sonra bir Recul Adem'dir ki yani insanların en kerimi, en cömerti, en sayısı benim. Benden sonra hangi insanların en cevabı? Hangi insanların gelmiş geçmiş? Yani geçmişi siliyor bir kere. Benden sonra hem zaman ve ikinci olarak onu alıyor. Yani bir lafız İki manaya denk geliyor bu sefer. Evet, evet. Benden sonra yani. Bendeki sorudan gelen sonraki tarihte bir Recul Adem'dir ki ve benden sonra ikinci olarak bir Recul Adem'dir ki hususi bir ilim bilecek şey yok. O üstün. Hı-hı. O üstün. Niye üstün? Bak bunu da tamamlıyoruz. Muhammed'in nübüvvete sahip olmakla üstün. Aynen. Ama şimdi şey iktida etmesiyle beraber İsa Aleyhisselam onun lazım bir hem üstün kılınmış ne bir Resul'ün gelmesiyle beraber şimdi Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e nihabeten Mehdi'ye ittiba edecek. Ona uyacak, Mehdi'ye uyacak ve bu uyumaklıkta ne oluyor? Kendisi bir aynaya bakmak kabiliyle yani uyuma değil aslında. Aynaya kabile aynı hükmü oluyor. Yani Muhammed'in nübüvveti kazanma şeyi oluyor. O zaman onunla ilgili de söylenen hadis İsa bin Meryem'den başka Mehdi yoktur. O zaman o geçiyor yine. Esas. Bak hepsi birbirini tamamlıyor. Bak. Hepsi birbirini tamamlıyor. Yani buradaki şey manayı ince manaları anlamak lazım. Biz şimdi bunları şimdi anlaşılmayacak bir şey söyledik mi biz? Yok. Bakarsın Mektubat-ı Rabbani'ye 534. mektuba diyemediler. Bir tane taşaklı çıkıp da ulan bunu kimse söyleyemiyormuş. Ben söylüyorum işte. Mehdi'ye el mübettir diyebilse abi zaten benim bir şey geldi aklıma ya. Hani şöyle bir şey tam sayfa bir sayfayı şey yapıp da hani ehli ilmin durumunu ishal eden ve ispat eden bir durumu paylaşıp şey yapan kişiye cennet vaat etmek gibi bir şey geçti içimden benim. Elinden baktım sonundan öyle bir şey geçti. Ondan sonra elinden baktım sonundan baktım böyle bir şeyi herkes göze alamaz. Alan zaten yani öldürülme şeyi de mavazin olur öbür taraflar. Ne yaparsan anlamadım. Tam sayfa. Ben onu işte bu konuyu Mehdi ile ilgili meseleyi bir konu aklıma gelmişti. Kendimle ilgili. Hani tamam, ispat tamam, noktası tamam. Ve açıklama tamam. Noktasında onları inkar noktasında tam sayfa bir yazı. Gazeteyle veriyorlar ya tam sayfa. Tamam.
Ha. Ulan diyordum, içimden geçmişti böyle böyle bir yani vaat edeyim birisine. Ondan sonra dedim benim bir vaat etmeye gibi bir yetkim yok. Acaba dedim şey yapar mıyım? Yani böyle bir şey. Baktım altından girdim. Böyle bir kişi dedim zaten böyle bir şeye davaya giren bir kişi dedim. Böyle bir ara bir valiyet vermiş olacak. Valiyetle beraber bir sürü insanın düşmanlığını kazanacak. Aynen öyle. Belki öldürülecek. Ölüme aday olacak yani. Şimdi şu var abi. Deminki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sözü. Mehdi'nin makamı çoğu nebinin makamından üstündür. Şimdi biz mektubata göre, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin izahlarına göre, Nebi Resul kavramlarına göre, hadislere göre sahabenin çoğundan nübüvvet olduğunu kabul ediyoruz. Bunun açıklamasını da sahabenin çoğuna derken Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ta Hazreti Ömer radıyallahu anh'ta olduğunu net biliyoruz. Dört Bu halife için içine giriyor. tamam da şimdi Çoğunluğun anlayışı var diyelim. Öyle böyle bir diyelim. şey var. Çünkü ben ve bana uyanlarla birlikte basiret üzere sizi Allah'a davet ediyorum diyor. Anlayış çoğunda var, o kesin. Anlayış çoğunda var. Nübüvvet anlayışı çoğunda var. Makam olarak en bariz olan Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer. Hazreti Osman'a Zinnureyn deniyor. İki nur sahibi deniyor. Hazreti Ali zaten velayetin aslı var. Onun da nübüvveti olma ihtimali çok aşırı yüksek. Hazreti Fatma'nın durumu açık. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize bana bugün nübüvvet ağacından koparılmıştır diyor. Şimdi Fatma Annemizin de vardı öyle bir durum vardı. şimdi bunlar açık. Ve benim o ölmeden evvel ölme gecemde Çok benim önemli ama burası abi. Onu biliyor musun? Biliyor musun? talebimi biliyorsun. Aha. Tamam mı? Çok önemli. Şimdi baktığın zaman dört halifede nübüvvet ehli olma durumu var. Hazreti Fatma anamız. Genel manada cennette müjdelenen on sahabe diyelim buna. Geri kalan sahabenin hepsinde de nübüvvet anlayışı var. Şimdi Mehdi Aleyhisselam için ne diyor Hazreti Ebu Bekir ilk halife? İtikadi konu olarak da hüccet olarak alınması gereken kişi. Mehdi'nin makamı çoğu nebinin makamından üstündür. Hadi varsayalım ki bütün sahabenin hepsi nebi. Çoğundan üstün. Onu söylüyor da Allah Allah. Kendisi de nübüvvet ehli. Ve diyor ki kendini de işin içine karıştırmıyor. Soruyorlar senin makamın mı daha yüksek Mehdi'nin mi? Diyor ki Mehdi'nin makamı çoğu nebinin makamından üstündür. İşin içine kendini de karıştırmıyor. Muhammed'in ümmet Allah-u Teala'nın vahiy yakınlığı olduğu için. Aynen öyle. Yani Bir de onlar da Resullük yönü var. O yönü de var işin işte. içinde. Onu da Yani İlhan'ı yanlış benden diyor. sonra bir Resul Adem'dir ki sıfatına ondan sonra sıfatına giriyor. Ama dediğim gibi girdikten sonra da o sıfatı Meryem oğlu İsa'dan başka Mehdi yoktur. Lafzı da ona da giriyor. Onu da tamamlıyor yani. Aynen öyle. Evet. Hatta ben bunun karşılığı olarak da videolarda anlattım ya. Şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 124 bin nebi gönderilmiştir. 224 bin nebi gönderilmiştir diyor. Resuller içinde 313 resul gönderilmiştir. Bu 313, 124 bin, 224 bin nebiden ayrı değil. Onların içinden. Onların içinden üstün kılınmış olanlar. Bu resullerin içinde de 5 tane ullazim var. 5 tanesi ullazim. Mehdi o 313'ten biri. Ama 124 bin, 224 bin çoğul hali. O yüzden çoğu nebiden üstündür. Çünkü 313 nesilden biri. Aynı İsmail Aleyhisselam gibi, Yusuf Aleyhisselam gibi. Kendisine şeriat verirler Resulü'ne. Terledin mi abi? Terledin mi? Yok şeyin suyu. Evet. Saçımın suyu. Tamam abi sen konulara devam et. Şimdi aslında çok şey vardı. Cübbeli'nin konuşmaları vardı. Saadettin Usta Osman oğlu Mehdi'nin çıkacağı ile alakalı. Mehdi meselesiyle alakalı. El altından. Aşikare de lafları var da net olarak değil. Yani Ben biz buna yarısını mecbur uyacağız. Hani bundan kaçış yok gibi, buna inat etme. Dünyada bunun zararını görmezsen, ayette göreceksin sanki kendisi ittiba etmiş, hani biatını açıklamış gibi bir durum varmış gibi söylüyor yani. onu fark Şimdi Büyük hissettim ben Doğu de. falan değil. Şöyle yapacağız, Büyük Doğu projesi işte, üstadımız neydi o adam öldürüldü? Tamam unutmuşum Şey ben de. öldü, işte, Mirza Bayoğlu. Salim Mirzabeyoğlu. Şimdi o Büyük Doğu şöyle kurulur, böyle kurulur, şöyle biz kumandanlarıyız falan dersin ama sen insanlar talep etmedikçe için sen ne kumandan olursun? Ne de ben kumandan olurum. Anladın mı? Yani burada Mehdi tek başına bir ordu olarak gidecek de bu söylenilen şeyleri, fiiliyatı gerçekleştirip ha sen de Mehdi'ymişsin denmeyecek yani. Böyle bir Aynen öyle. durum yok.
insanların teveccühü hakların katlayına olacak. Çok yüklü bir savaş. Yani onların silahlarının, paralarının, silahlarının karşısında biz onların dökemeyeceği kadar kan koyacağız ortaya. Ya bizimkiler şehit olacak. Bu durumu anlayabilmeleri için de el kaslama bakmaları yetiyor. Bizimkiler şehit olacak. İşte bu iktidar uyumu olayı nasıl olacak? Nasıl olacak? Avrupa bütün bizim buraya yansıtmıyor. Avrupa şu an durmuyor. Filistin için devamlı protesto yapılıyor. Almanya, Avrupa, işte Fransa, halk olarak. İspanya, İtalya, buralar halk olarak ne yapıyor? Sürekli protestolara devam ediyorlar. Abi zaten Avrupa nüfusunun çoğunluğu da yaşlı. Evet. Genç nüfusu az onların. Oradakilerin çoğu zaten yerli kendi şeyi değil. Oradaki gençlerin ortalama yarısı, her ülkenin gençlerinin yarısı kendi vatandaşı değil. Gözüm kapanıyor. Gözüme çok zor müdahale ediyorum. Anladım. Ha, ne etmişse. O yüzden sana bırakıyorum, yok sen devam et. Normalde de bırakıyorum da. Özellikle söylüyorum, sen devam et abi. Şimdi hani timden de söyledim ya, ben çevremle alakalı. Hı hı. Fazla benim yakın çevrem mesela beni kabul etmekte zorlanır. Çünkü insani vasıflarım, hanım dahi, insani vasıflarımı gördüğünde yakıştıramıyor. Bu bilgilerin olduğunu zaten bilmiyorlar ortaya konulanların. İşte irdelenirse ha bu buymuş denir. Çünkü akıllı insan işte Beyti'nin mutlak müştehit olacağını bilir. Evet. Yani alimlerin karşısında ezik olmayacağını, evet, alimleri çocuk gibi tokatlayacağı, azaracağı bildiriliyor zaten. Aynen öyle. Şimdi bakarsan, şimdi benim haklı bakarsın ama bakabilirsen, İşte. Hak olarak bakarsan, perdeliyor şimdi. Cübbeli hocamız, yani onu hiç tartmadan, Cübbeli hocamız yanlış da sen mi doğrusun? Veya bizim cemaatimiz yanlış da, ilmi bir cemaat, yanlış da sen mi doğrusun? Ah bir de Cübbeli İngiliz kralı tümlerine takmasaydı biz bu Cübbeli'nin yamuk olduğunu bunlara nasıl anlatacaktık? Daha zordu abi. Yok, fazlaydı. Tutacaktık, fazladan sürecektik yani. O ne olacaktı? Öyle olduğu halde bile onu elbisesini kalite kabul etmeye devam ediyorlar ya. Adam İngiliz kralı tümlerinin ibadet defkitmeye inşallah ibadet defkitir diyor. Şimdi ibadet defkitecek bir şey bulamamış. Şimdi öyle bir şey ki adam o kendini satma olayına ne yapıyor, nasıl bir kılıf hazırlıyorsa, nasıl bir düşünceye sahipse, yani nasıl diyeyim, o şey içinde, halet içinde, yani nasıl bir karakter var ki sen kendini satıyorsun şeye, pazarlıyorsa onu da söylüyor CIA ajanı olduğunu. Abi onu söylüyor, niye söylüyor? Bir şeylerin üstünü örtmek için söylüyor. Bana geldiler, ben kabul etmedim. Ben kesinlikle kendimi satmam diyebilmek için. O anlayışı millete yerleştirmek için. Anladın? Abi. Evet. Uyuyor. Evet, dinliyorum. Tamam, sen anlat. Bana bırakma. Şeyin anladığım. Saadet'in Usta Osmanoğlu'nda çok ağırlı. Üzerinde ağırlık var. Şimdi sen isteyince rahatladım. Şimdi Hazreti şeyi söyleyecektim de şeye geçeyim. Saadet'in Usta Osmanoğlu'nun Mehdi konusunda diğer şeylere de şeyi var. Manifestosu var el altından. Kimlere? Diğer hocalara da. Manifestosu var el altından. Manifestosu var yani. Bu böyle durum bu. İster kabul et, ister kabul etme. Yani bu Mehdi'yi önümüze süren, hani hele bu alada gözükse de, hani şimdi Resulullah ne diyor sahabeden, işte o kişiyi diyor ordu kumandanı tayin ettiğinde onu Ebu Bekir, Osman, Ali, işte onlar diyor hani bu da gençtir, çocuktur demediler diyor, yani bu bir şey bilmiyor. Zeyd'in oğlu Usame, kölesinin oğlu. Bunu demiyorlar diyor. Evet. Onlar onun peşinde diyor, o savaşa giriyorlar diyor, onun önderliğinde. Abi, kabul. Bak nasıl oluyor biliyor musun? Orada da anlattı da şöyle. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Bizans'a karşı ordu hazırlıyor. Ordunun başını Usame'ye geçiyor. Usame de azatlı kölesi Zeyd'in oğlu. Tamam mı?
Usame de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i çok seven biri. Ondan sonra babası Zeyd de. Ondan sonra bunun çok enteresan bir kıssası var. Hazreti Ömer hiç kimse için yapmadığını Usame ile oğlu için arasında olan konuda Usame için yapıyor. Şimdi Hazreti Ebubekir, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hastalanıyor. Orada hareket edemiyor, çıkamıyor, bekliyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra halife Hazreti Ebubekir oluyor ya. Çok temiz çıkıyor. Tamam. Hazreti Ebubekir halife olur olmaz orduyu direkt harekete çeviriyor. Usame'yi de ordunun başından almıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordunun başına geçirmiş diyor. Ben kimi bir yere alacağım diyor. Ordunun başına Usame'yi gönderiyor. Sonra Usame ordunun başında o savaşta gidiyor. Sonra ordu komutanı olmuyor ondan sonra belli bir süre. Halid bin Velid geliyor işte. Başka sahabeler ordu başına geçiyorlar komutan olarak. Hazreti Ömer oğlu Abdullah. Tamam savaşlarda Usame ile beraber savaşıyorlar. Abdullah bin Radiyallahu anh Usame. Beraber savaşıyorlar. Hazreti Ömer ne yapıyor biliyor musun abi? Niye? Usame'ye oğluna verdiğini 1,5 kat maaş veriyor. Tamam mı? Abdullah bir gün geliyor ya baba diyor. Ben senin oğlunum. Usame'yle diyor ikimiz aynı şekilde diyor cihat ediyoruz. Aynı şekilde şey yapıyoruz diyor. Hani niye diyor ona diyor bana verdiğinin 1,5 katını veriyorsun fazlasını veriyorsun. Diyor ki oğlum diyor Abdullah. Tamam mı? Sen Allah şey diyor Usame diyor Allah Resulü'ne senden daha sevimli. Allah Resulü nazarında Usame senden daha sevimli. Babası da senin babandan daha sevgili diyor. O yüzden kim diyor? Hazreti Ömer. Niye biliyor musun? Evet. Çünkü orada ondaki sevgili değil aslında. Sevgili değil. Bak sevgili olabilir. Sevgili olmasının üstün olması gerektirmiyor. Evet. Niye? Onu azat ettiği için onu Zeyd'i azat ettiği için ona gerçekten ölüm hani iki yönde din tebliğinde peşinden gidiyor. Onu ayrı bir değer katıyor. Onun gözünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i. Evet. Karakterini iyi tanıyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. Belki de o da ehl-i mülettirilmiş. Belli değildir yani. Yani Müslümanlar ama burada tasarruf var. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Allah-u Teala'nın orada ayetlerde övülme durumu var. Hı-hı. Yani malları canlarıyla. Yani can vermese de malları veriyor, canını zaten ortaya koymuş oluyor. Aynen. Şimdi onun hani terkisinde, niyabetinde, ona niyabetten ona bakarak Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın böyle bir üstünlüğü sağlaması onun peşinden yani. Onu örnek alıp da zaten Allah Resulü'nün halifesinin halifesi diye geçmesindeki şey var. Hep ona bakarmış. Evet. Onun yaptıklarını hani ona bakıyor işte bazı yerde arkadaş etmiyor yani kendisi. Yani ben de şunu yapayım mı işte 10 tane yeter ya demiyor. Hı hı. Bakıyor ki Hazreti Ebu Bekir 100 tane al diyor benden 50 tane. Yani orada az değil yani 50 tane az değil. Orada yarısı olmuyor onun. Hı hı. Anladın mı? Orada yarısı olmuyor. Onun peşinden gitmekle bir yol, zahir yol batına yol açıyor. Anladın mı? Anladım. Zahir yol batına yol açıyor. Yani yaptıkları anılıyor yani. Kur'an-ı Kerim'de anılıyor. Ya şimdi Usame'ye Hazreti Ömer oğluna verdiğinin 1,5 katını 2 katını da fazladan şey veriyor. Aylık ya da haftalık ne veriyorlarsa devlet hazinesinden maaş bağlıyor. İkisi de cihat ediyorlar ya. Ondan sonra oğlu da işte itiraz ediyor. Geliyor diyor ki baba diyor ikimiz de diyor aynı şekilde savaşıyoruz. Konumumuz aynı. Usame'ye diyor niye fazla veriyorsun? Bana diyor onun verdiğini yarısı kadarını veriyorsun. Diyor ki ey oğlum diyor şey diyor hatta ey oğlum diyor Abdullah Usame diyor Allah Resulü senden daha sevimli. Allah Resulü yani Allah Resulü Usame'yi senden fazla severdi. Babasını da babandan fazla severdi. Zeyd'i onun babası da Zeyd ki azatlı kölesi. Babasını da diyor babandan fazla severdi. O yüzden diyor ona fazla veriyorum. Orada işte Almancı Tolga dedi mi? Onu geçelim abi. Saadettin Usta Osmanoğlu. Zeyd konusunu anlatıyordun ya sen. Ha iyi yaptın. Şimdi burada ondaki söylemek istiyorsa biz neyiz ki diyor yani. Bunu önümüze koyan önümüzde bir şey var. Hı-hı. Hani benim anlayabildiğim yanlış anlamış olabilirim ama şimdi benim aklımda benimle çağrıştıran görüşürüz oğlum. Ben de çok yakın düşündüm zaten senin anlatacağını. Şimdi zaten 2025 olarak zaten söylüyor ama böyle ben de buradan bir şeyler söylemek istedim şeye. Saadettin. Yani insanların gelip gelmemesi hiç önemli değil. Şimdi madem bu derecede şey yapıyorsan
bayrağı çekeceksin. Büyük Doğu'muş, bilmem neymiş. Böyle küçük Doğu da kurulmaz. Bırak Büyük Doğu'yu. Doğu diye bir şey yok zaten. Ama bak Türkiye'de İslam ilerliyor, İslam ilerliyor denirken ne oluyor? Müslümanlar hani İslam ilerliyor olmaz. Evet. İslam devletlerinde millet dinden çıkıyorsa tarih boyunca bu görülmedi. İşte. Dinden çıkıyorsa giriliyor demektir. Öbürler baz alınmaz. Sana bir tane video hani asıllı biziz. Hı hı. Asıl biziz. Yani bizim milletimiz atadan gelen böyle bir şey. Hani bir silsileye görüyorsun ya. Hı hı. Silsileye giriyor da silsile bozulmadı. Şimdi niye bozuluyor? Hidayet zanından da bahsediyor Saadettin Ustası. Helal yakaladım. Ben de yemin etsem bir yeri ben onu yakaladım. Hidayet zan evet. Kaç keredir onun? Hidayet zanını demiyor direkt. Hidayette zannediyor demiyor da şey diyor. Biz diyor zahir şey diyor. Biz diyor Müslüman olmuşuz. Genel söylüyor. Biz Müslüman olmuşuz. İman etmemişiz ama iman etmiş gibi davranıyoruz diyor. Çünkü ey iman edenler iman edin ayeti var diyor. İşte. Yani hidayet zannından bahsediyor. Ne onlara teklif? İman ettiğini zannederler. Yani iman ettik diyenler. Sonra arkasından benim sürekli söylediğim ayet var. Sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? O ayeti söylüyor sonra. Onu ben daha eskiden beri söylüyorum. Denenmedikçe. Şimdi öncekiler denendi. Bunlar münafık, bunlar kafir, şudur, bunlar böyle kaypak, böyle şerefsiz. Ama nedir? Mihenk taşı. Hani kuyumcularda bir mihenk taşı var biliyor musun? Yok. Mihenk taşı ne vurdular şey yaptığın zaman? He. He. Mihenk taşına vururlar. Ondan sonra onun altına olup olmadığını öyle anlarlar. Allah Allah. He. Hani o hesap. Şey Saadettin Ustaoğlu neslinin gelişiyle alakalı. Hani alaladeliğe bakma olmaz demek istiyor. Bu durumda alalade. Hani görüntüye bakma. Resulullah'a bakmak lazım bu konuda diyor yani. Biz diyor şaşarız. Biz zandan başka bir şey bilmiyoruz diyor çünkü. İmanımız kaybolursa biz bunun tamamı tanırız diyor. Ama öyle bir durum yok diyor zaten. Aynen öyle. Yani kendi derisinde zaten söylüyor. Öyle bir durum olsaydı zaten ya. Mehdi'nin gelmesine gerek yoktu. O durumu biliyorsa o durumu biliyorsa şu halde gariban gibi iş yapıyoruz şu anda. İki kişi gariban gibi. Halbuki hükümranız biz ya. Biz bizim önümüze ne Saadettin Ustaoğlu itikat olarak çıkabilir şu halde bizi kabulden başka, beni kabulden başka hiçbir şey onu yüceltemez. Hani benimle beraber benim ortaya koyduğum itikat mevzularını daha iyi. Bir tane video izletti orada. Ben hani kıyısından köşesinden biraz Kerem Önder işte ısırdı. Neydi? Noktayı zaman hükmündedir falan. Böyle bir açıklamalarda bulundu. İşte yarın bir gün başka birisi başka bir yerden ısıracak oradan. Şey verecek. Yani Ebu Bekir Sefil şimdi istediği kadar insanlar Ebu Bekir Sefil mahvetti onu cenaze. Alakası yok. Koy önüne iş dedi yani. Madem savunuyorsun hadisleri dedi. İş dedi ya. Olmaz yani. Böyle olmaz. Biz ne dedik? Kardeşim eczah hükmünde dedik. Yani o sidik hava değişimi oraya gelen, o bölgeye gelen kişilerin işte hava değişimi yaşamasıyla ateşli bir duruma düşmüşler. Bu zamanımıza da oluyor. Bir hap atıyorsun ateşli sürücü işte böyle işte hava değişimi için. Geçiyor. O misal o bölgenin eczasından, otundan, suyundan faydalanan bir ineğin, bir devenin sidiğini bir miktar, bir nebze. Demiyor ki sana bir kadeh içeceksin, bir bardak içeceksin. Ya da bir kaşık içeceksin. Bir damla, iki damla, üç damla, bilemedim beş damla damlatırsın. Neye damlatıyorsun? İşte yarım litre süte. Damlatırsın veya yoğurda. Damlatırsın, çekersin ayrana, içersin. Anladın mı? O ezza, oranın ezzası senin vücuduna girer. Hani biz de bunu yedik. Hı hı. Aynı şeyi
dedik vücuttan bu mineraller atılması lazım der gibi hani oranın bağışıklığını ona veriyorsun. Abi benim anlayamadığım ne biliyor musun? Şimdi Caner Taslaman'ın özellikle üstüne basa basa karşı durduğu şey demesi değil. Bu Devesi diye değil, değil. Hadisleri. Tamam o battaki hadisler. Şimdi başka bir konu değil. Dört parmak taşar. Yok O da var bir yere geleceğim abi. Başka farklı, çok farklı bir yere geleceğim. orada. Şimdi o kadar başka konular var. Özellikle bunun üzerine durup bunda böyle büyük bir hamle yapmaya çalışıyor. Halbuki Salih Aleyhisselam zamanında deveyle denendiler. Helak olacaklardı. Deveyle ilgili ayet var. Devenin yaratılışına bakmadınız mı? Hani bu ayetler olmasa diyeceğim ki sıradan normal bir hayvan olarak değerlendirmiş. Bir yerle karşı çıkmaya çalışmış. Deve hakkında ayetler var da hiçbir tefekkür etmiyorsun. Kur'an'dan bahsediyorsun ya. Bu deve normal inekten, normal koyundan daha farklı bir yaratılmış, özel yaratılmış. Kur'an'da bundan bahsediyor. Ahmet abi. Bilmiyorum. Kur'an'da bundan bahsediyor. Devenin yaratılışının özel ve farklı olduğundan bahsediyor. Sen bunu bildiğin halde devesiydi, şöyleydi, böyleydi diye böyle kalaylayıp örtmeye, Ama inkar etme yoluna gidiyorsun. tek bir konuda değil ki adam iş yaptı. Yok ama genel burada. Genel. Şimdi genel burada derken adamın bunu öne bir ters sürerken mesela önemli bir bunu adı sürerken yani misali söylüyor buna cevap verilemiyor. Ondan sonra dört parmakta Başka bir şey şurdur. sürsün. Bir sürü şey söyledi. Dedi işte bunlar sürülen şeyler. Bunlara cevap veremedi. Mesela kız sidiği ben açıkladım ya. Evet. Kız sidiği ve erkek sidiğinin farklı farklı olması ona da cevap veremedi. Baksınlar benim cevaplarıma. Nasıl bir tokat yani Caner Taslaman vicdan sahibi ise hakiki böyle hakikati arayan bir insansa o hadislerin açıklamasını gördüğünde pes doğrusu bu da hani ne kadar basit Fasih açıklamış diyecekler. Basit mesela. Ne diyor yazdım ama sen? Kısidinin daha şey olduğunu, daha tehlikeli olduğunu Evet. Onu toprak mı? Ne diyor? Onun muhatabı. diyor, Erkeğin toprak. terkibinin işte terkibin manasıyla onun kötü olduğunu söylediğini farz ediyor şey Canan Tastemem. Erkeğin sidiğinden daha kötü olduğunu söylüyor. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ama burada söylemekteki gayesinin erkeğin sidiğinin karşılığı muhatabı toprak. Evet. Kız Kamber. sidiğinin Kamber. muhatabı kan ve etidir diyor. Kan. Burada anlatılmak istenen mana erkeğin sidiğinin direkt muhatabı toprak. Kendi yapı itibariyle erkeğin tenasül uzvuna bir zarar vermediği. Evet. O atılıyor diyor. Ama kadının cinsel işte uzvunun yapısı gereği de oradaki bakterilerin, mikropların kanması kapması durumuyla Özellikle alakalı, önemli bir temizliğiyle özellik. alakalı muhatabı etleri ve kanlarıdır diyor. Ve bu temizlik ve şeyden dolayı sıçramasından, yere sıçramasından alacağı bakteriyi o şeyden, topraktan, şuradan, buradan. Ama erkek de öyle değil. Atıyorsun gidiyor, geri gelme durumu yok, alma durumu yok. Ama kızda var işte. Yani yapısı, cinsel organın yapısı dolayısıyla mikroba açık eti ve kanıdır diyor. Yani anladın mı? Bu yüzden. Biz bunu açıkladık şimdi. Bunları şimdi insanlar kabul etse, Celal Taslaman'ın önüne koysa, Celal Taslaman bir şey diyememesi lazım. Derlerse de sana da bravo derler yani. Şunu söylemek istiyorum abi ben. Caner Taslaman diğer konulardan hiç bahsetmedi. Başka bir şey öne koymadı demiyorum. En fazla burada diretti demek istiyorum. Devesi konusunda. Ama şunu düşünseydi. Allah Kur'an'da deveden bahsediyor. Devenin yaratılışından bahsediyor. Devenin yaratılışı normal bir hayvanın yaratılışıyla aynı safhada sayılmıyor. Benim niye ısrarla bunu ön planda tutmam gerekiyor? Başka bir şeyi ön planda tutayım diye düşünmüyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani bu yüzden söylüyorum. Hani Kur'an'dan bahsetmeyen biri olsa işte o zaman derim ki tamam hani bu durumu anlayamamış, kavrayamamış, atmış ön plana derim. Anlatabildim mi? Ama sen Kur'an'ı ön plana tutup da Kur'an'da devenin yaratılışı hakkında böyle bir durum olduğu halde özellikle bunda ısrar ediyorsun. Ben onu demek istiyorum. Evet. Şey konusuna geçelim abi. Ben alırım onu kucağıma. Hı.
Ne konusunda geçelim? Şey, Saadettin Usta Osmanoğlu şeye söyleyeceğim. Bir tane kadından bahsediyor. Neydi? Ebu Bekir miydi? Neydi adı? Şey konusu abi. Bir tane kadının, ben sana 4-5 gün önce bir videosunu atmıştım. Tam videoların ortasına doğru bir tane kadından bir şey dinletiyor. Kadın diyor ki, İslam şu an diyor, bunun doğduğu topraktan da yükselişe geçti. İslam diyor, kendi insan bakiyesinden memnun değil, kendi insan bakiyesini değiştiriyor. İzledin mi sen o kısmını? Güzel konuşan bir kadın, kısa boylu bir şey. Onu dinletti. Ben sana 3-4 gün önce onun videosunu atmıştım. Saadettin Usta Osmanoğlu da oraya ele aldı. Avrupa'da Müslüman oluyorlar ya bir taraftan. Tavşan gibi kaçıyorsun. Niye kaçıyorsun benden? Niye kaçıyorsun benden? Sen devam et abi. Saadettin Usta Osmanlı'dan devam et. Frekanslarına baktın mı? Hı? Frekanslarına. Baktım. Şimdi saat... Ne o? Benim gözüm uzun ablanık görüyor. Baktım diyorsun frekanslarına. Ben onu izledim. Aynı seviyedeki frekans olduğu zaman karşı tarafa etkisi oluyor. Üst seviyede olduğu zaman hiç etkisi olmuyor. İşte aynı frekans olacak. Hı-hı. Demek sen de sürekli şimdi, oluyor. Şimdi ona hadi beraber gidelim, hadi beraber gidelim demenin şeyi yok. İnsanın farkı herkes nereye giderse ben de oraya gidelim diyen değil. Herkes nereye giderse gitsin ben de oraya giderim diyen de fark vardır. Hı-hı. Yani ben şimdi ha bunlar beni kabul etmiyor. Acaba ben mi yanlışım? Deme lüksüm var mı benim? Yok. Yok. Eminlik vasfı olacak bir davada. Sen şimdi alamet-i faikayı gördüysen ki normal bir şey değil. Evet. Alamet-i faikayı gördüysen doğru itikadı gördüysen İslam itikadının bizim ortaya koyduğumuz Resulullah'ın ortaya koyduğu dine uygunsa geleceksin abicim. Yaşına başına zaten kaç yaşına gelmiş? 60 küsur yaşında gelmiş değil mi o? Kim? Şey vardır 55 üstündedir. 60 küsur dedi ya. Ha ben tam bilmiyorum. Dinlemedim oraları. Zaten yarısına kadar izleyebilirim. Şimdi ona bak ona buna hadi gidelim hadi gidelim diyeceğine yarın ne olacağım be değil. Hmm. Ben de ya Mehdi diyorum de ya istediğin de belki dünyada 3 gün ha bize ne diyorlar. Bir şey diyebiliyorlar mı abicim sana? Yok. Kürtmeler lazım ortaya konulanları. Aynen öyle. Fotomontaj demeleri lazım. Aynen. İspatlamaları lazım. Aynen öyle. Ortaya konulan itikadi mevzularının yanlış olduğunu söylemeleri lazım. Hadislerin yanlış açıklandığını söylemeleri lazım. Kaç yönünü açıkladık? Yani bu itikat mevzuların kabulü yani kişi kabul edilmedikten sonra bunların kabulü de işe yaramaz. Evet. Öyle bir şey ki Hazreti Muhammed'i kabul et ama getirdiği şeyleri sünneti kabul etme. İşte. Açıklamaları kabul etme. Var mı öyle bir şey? Yok. He? Yok. Yoksa olmuyor yani. Bu şekilde kabulü yok. Muteber böyle yani böyle bu tür iman muteber değil. Yani ben söylediklerini kabul ederim de seni kabul etmem. Öyle şey yok. Bu buna niyabeten zaten yani onlar diyorlar ya velayet hatemi nebi. Hmm.
Hatim'in Nebi olmadı, nasıl anlatacağız biz bunları? Abi ben çok farklı misaller getirecektim de. Getir. Misal. Şimdi iki tane misal vereceğim. Birincisi tam Nebi Resul kavramları ve aynı zamanda Hatem durumunun tam böyle anlaşılabileceği bir misal olacak. İkincisi de onu anlayamadıkları için basite indirgenmiş hali. Basit anlaşılacak bir misal olacak. Şimdi askeri de silsile var mesela. Tüm general, ondan sonra kor general, or general, bir de maraşal var mesela. En üst rütbe ne abi? En üst rütbe maraşal. Maraşal 3 tane savaş kazanında veriliyor mesela maraşal. Evet. Maraşallik 3 tane bir yere geçiyor. 3 tane savaş kazanında yenilmeyen. Hiç yenilmeyen 3 tane ya da 5 tane belli bir savaş sayısı var onda, tamam mı? Maraşal'de işte fevzi çakmak diyorlar abi sonra, tamam mı? Şimdi böyle 5 tane olduğunu varsayalım. İşte tüm general, or general, ondan sonra maraşal. Şimdi tüm general ve or generali ele alayım. Biri nebi, biri resul. Şimdi ben cumhurbaşkanı olarak bir kitap çıkardım. Askeriyenin nasıl hareket etmesi gerekiyor? Nasıl kılık kıyafet giymesi gerekiyor? Tamam mı? Ondan sonra bu askeriyedeki bütün personel bu emirlere göre hareket edecek. Tamam mı? Ben cumhurbaşkanı olarak bir kitap gönderdim, bir kitapçık gönderdim. Bu kitapçığın içine de yazdım. Dedim ki, Ahmet tüm generallerin ve or generallerin mührüdür. Şimdi bütün askeri personel bunu okuduğu zaman ne anlayacak? Bir daha tüm general ve or general gelmeyecek mi anlayacak? Mührüdür yani en özeli en üstünüdür. En basite indirgeyim anlayabilmeleri için. Şimdi bunu geçenki videoda da söylemiştim zaten. Şuna şöyle bir misal vereyim. Şimdi ben mesela Kastamonu'da oturuyorum. Tamam. İşte örnek veriyorum. Sen de Sinop'tasın. Sen şimdi hayvancılık yapacaksın, çobancılık yapacaksın. Ama hiç yapmamışsın. Çobanların nasıl, hayvanların nerede nasıl güdüleceğini bilmiyorsun. Dinliyorsun değil mi abi? Dinliyorum. Hayvanların nasıl güdüleceğini. Ben sana mektup gönderiyorum. Diyorum ki, Ahmet abi diyorum. Hayvanlarını şuralara götür, şuralara götür, şuralara götür. Ama işte bak buralara götürdüğün zaman şu taraflara götürme. Şurada otlar azdır. Tamam mı? Üzerine mühür basıyorum mektubu. Sen mektubu alıyorsun. İçerindeki söylediğim tavsiyeleri okuyorsun. Bundan sonra bilmediğin için diyorsun ki tamam bunun bilgisi var. Bunları söylemiş. Ama bunun üzerinde mühür var. Demek ki Rıdvan bana bir daha mektup göndermeyecekmiş der misin? Demezsin. Evet. Ne dersin? Ha bunun üzerinde mektup var. Bunun içindekiler daha özel. Çok önemli konular. O yüzden özellikle mühür basmış dersin. Evet. Anlatabiliyor muyum? Böyle anlaşılabilir. Basit bir şey. Ne kadar şey yaparsan şey yap. Bunların efendiler dediğimiz grup işte bilmem ne hoca efendi, Mehmet Töre hoca efendi, İsmail Hülerci hoca efendi, Kerem Önder hoca efendi, Cübbeli Ahmet hoca efendi, Selim hoca efendi. Bu askeri konuyu da fıkıh halimi İsmail Hülerci yüzünden verdim. O çok seviyor böyle askeriyeden misaller vermeyi ya. Özellikle onun için verdim. Fıkıh halimi ya. Hatem'in Nebi yine, Nebilerin Hatem'i, ona misal o yüzden verdim orada. İşte tam karşılığı oluyor yani. Hatem'i onların uydurması, öyle bir hadis yok. Ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ayet bu, hayır. Ahzab suresi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için. Nebilerin Hatem'idir, Nebilerin mührüdür. Allah'ın Resulü ve Nebilerin Hatem'idir, onun için o Hatem-i Veli, Mehdi için söylemiyor, ayrı. O uydurma, o hadis değil. Doğru söylüyorsun. Mehdi işte velilerin hatemidir, mührüdür diyorlar ya. Ben öyle bir hadis okumadım daha, göremedim. Şimdi o velayetin en yükseğini... Onun karşılığı olarak söylüyorlar. Hadis-i şerifinin karşılığı olarak söylüyorlar ama o dünyevi makamı söyle, Resulullah'ın da var. Velayet-i Muhammediye deniyor işte. Velayet-i Muhammediye sahibi, onun halifesi bunu şey de yapıyor. Ramazan Karakaya'ya da yapıyor. Hı. Alimlere şey yapıyor, meydan çekiyor. Hı. Yani sen şimdi üstün olmuşsun, alimlere parmak gösteriyor herif. Şeyhlere. Yok, haklı. Hı. Haklı. Ama kendisi şunlar haksız. Kendisi bir kere böyle bu davanın mümessili olmak durumunda olacak. Ahmet abi. Dinliyorum. Gidiyorsun ama. Dinliyorum. Sen bir şey anlatıyordun, ben anlatmıyordum ki. Sen anlatıyordun, gittin. En son ne dedim?
Şey söyledin Mustafa Karakaya. Mustafa Karakaya işte dedim ya, arınlara meydan çekiyor diyorum. Tamam. Şeylere, evliyalara meydan çekiyor dedim. Tamam. Yani onlara yok daldım onun hakkında şeye dalıyorum. Hemen geçiyorum şeye, onun haline geçiyorum. Onun haline geçiyorum hemen kontağa şimdi. Bak bir şey yok değil mi? Anlatırken bugün oluyor. Bugün. Bugüne kadar ben de hiç görmedim böyle bir şeyi. Böyle işte hemen onun haline giriyorum ben. Hani ben buradan bakınca böyle kameradan onları görünce uyuyormuşum gibi gözüküyor ya. Bugüne kadar hiç olmadı, o kadar video çektik, hiçbirinde olmadı. Yok işte bu, işte bu yaksa uykusunun bir numunesi. Şimdi ben yaslanmazsam şimdi Mahmut Efendi. Ben normalde Mahmut Efendi böyle yapıyor bak. Şimdi o velayet erbabında olur. Bende olmaz kolay kolay da. Bazı çok nadir oluyor böyle şeyler. Şimdi Mahmut Efendi yaslanmadan böyle düz şey yapar. Gidiyor, konuşurken gidiyor. O da gidiyor. Şimdi konuşurken gidiyor. Bunu özellikle yapmıyorum. Yapmam. Biliyorum ben abi. Taktım, ben cübbeli böyle yapıyorum. Abi bir şey söyleyeyim mi? Gözünü kapatıyor. Abi bilerek kendine yapacak olsaydım ben buraya bir gün oldu, geleli bir gün olmadı. Yapıyor. Kaç senedir? 4-5 senedir video yapıyoruz. Eh. Yapacak olsaydım 4-5 senedir yapardım zaten bilerek. Yok. Kendim karşı gelmek istiyorum. Onu anlatırken giriyorum o şeye. O Ramazan Kayakaya'nın olayına giriyorum ben şimdi. O orada işte ruh olayı var. Ruh. Bak ruhla alakalı bu olay. Bu olay ruhla alakalı. Bir de az uyumakla alakalı. Az uyunursa ne oluyor? Rahatına mı bozuk senin? Az uyunursa ne oluyor, sen bir cevap ver. Az uyunca bilmiyorum abi ne oluyor. Ruh. Az uyunca, az konuşunca, az yiyince ama ruh açığa çıkıyor. Aynen. Şimdi aynen. Mahmut Efendi dedi, şimdi devamlı az uyuyunca şimdi devamlı namaz, namaza da halete giriyor, şeyde de halete giriyor. İşte böyle sohbet ederken böyle dalıyordu böyle. Anladın mı? O geliyordu o şeye. Bak sen bıraksan, kendime geldiğinde o geldiği bir yer bıraksan, kendime geldiğimde diyor ki cübbeli, hiçbir şey olmamış gibi diyor, aynı yerden devam ediyor diyor. Allah Allah. He işte ben olmaz diye şey yapıyorum. O devam edecekti. Çünkü aynı oradayım ben. Şimdi ruhali yaşandığı için, ruhali yaşandığı için o kaybolmuyor. Tamam. Anladın mı? O haldeyim ben. O halde belli bir süre geçmiş olabilir. Fark etmez ama o haldeyim hala. Hani o söylediğim sözle devam ederim ben. Anladım. Anladın mı? Anladım. Ama işte öyle de bir şeye bırakmaman belki de iyidir. Yani o her zaman olmadığı için. Ben normal uykum var, uyumadan geliyorum. Şimdi geçti mesela. Şimdi geçti de. Bunu anlattıktan sonra bunu anlatmam gerekiyormuş demek ki. Yani. Bunu anlatmam gerekiyormuş demek ki. Bitti senin. Benim öyle bir yaksa uykusu gibi, kendimi böyle ayrı göstermek gibi. Hı-hı. Böyle bir şeyim yok. Ama o şimdi normalde ne oluyor? Ruh sıçraması oluyor. Hı hı. İrşat oluyor. Ruh, akıcı ruh var ya. Evet. Akıcı ruh şey yapıyor. Harekete geçiyor. Harekete geçiyor. Anladım. Şimdi şey de mesela normalde harekette teminden senin farkında teminden de hareket teminden de söyledim. Avrupa'da mesela bizim haberlerimizde şey çıkmıyor. Hı. Filistin'e iktidar etme olayı belki de başka türlü olacak. Yani bütün Avrupa başkentlerinde Filistin lehine gösteri yapılıyor ya. Söylemiştim. Ama haberlere çıkmıyor burada. Evet. Facebook'ta da görüyoruz. Evet. Niye böyle? Evet. Ya. Dünya tepkisini veriyor. Hristiyan alemi tepkisini veriyor. Yani şimdi benim konuşmak istediğim bir sürü şey var aslında ama bölüm bölüm. Bir tane video paylaştım, gördün mü? Yok. Sana gönderdim mi acaba? Hangisi? Gazze'de bir tane şeye hahama soruyor. Bir tane Gazze'li. Diyor ki burada diyor hiçbir diyor şey kalmazsa, Filistin halkı kalmazsa hani ezan nasıl okunacak tarzında bir soru soruyor. Adam ne diyor biliyor musun? Haham, bildiğin haham kipası var. Diyor ki eğer diyor hiçbir tane diyor Filistinli kalmazsa ben diyor yazanı diyor kendim okuyacağım. Sırf diyor bu Siyonistlere karşı diyor. Tamam mı?
son kimse kalmasın diyor. Ezanı diyor ben diyor okuyacağım. Hem de diyor Arapçasını okuyacağım. Arapça halini okuyacağım. Evet, Arapça halini okuyacağım. İşte öyle. Orada düşünüyorum işte ben. O ayrı bir şeye giriyorum. Orada sen şimdi bu şeyle düşünmüyorum. Anladım, o anladım. Moda giriyorum. Ruh haline giriyorum. Yani normal uyuduğunu tahmin ettim. O yüzden yok. Müdahale ettim. Yoksa etmezdim zaten. Yok. Ruh hali. Azıcık ben de anlıyorum zaten o durumları. Azıcık anlıyorum. O her zaman olmaz bende. Şeyde marifetname'de geçer. Bende de oluyor. Vızt, vızt, çok uykusuz kaldığında oluyor biliyorum. Vızt, he? Çok sen oldu mu sende vızt vızt? He? Olmaz mı? Bu oldu mu bu? Metroda çok oluyor bende. Öyle değil. Nasıl? Sen onu yaşamadın. Abi daha cuma günü yaşadım. Ne yaşadım biliyor musun? Cuma günü hutbede. Uyumuyorum ha. Gözlerimi kapattım sadece. Bir açtım gözlerimi sağ çapraza dönmüşüm böyle. Yatmışım almışım. Baktım oradakiler bana tuhaf tuhaf bakıyor. Hiç bozmadım. Hutbe bitene kadar da öyle kalmak zorunda kaldım. Sen başka benim. Ben yaslanmadan yaksa uykusunu... Tamam ben de... Abi zaten normal ben oturuyorum. Bak namazı ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben sana anlatayım. Beni konuşturacağım. Konuşmak istemiyorum bu şeyleri ama. Konuşayım. Bak şimdi ben köyde şimdi her şeyin ne olduğunu tam bilmiyorum ya. Mektubatı almışım gitmişim köye. Okuyorum bir yandan vücut düşük. Vücut düşük. Evet. Ne yönden düşük? Ne yönden düşük? Uykusuzluktan mı? Vücut düşük, komple zayıfım, kaburgalarım çıkmış. Tamam. Halsizlikten yürüyemiyorum. Ölmeden önce ölüm sabitinin karşılığını yaşadığım için. Yaşadım. Yine yiyememeye devam ediyorum. Artık savaşmaya gerek yok. Bilmiyorum ki artık. Savaşmaya gerek yok. Sağlanmış vücut üzerinden ölmeden evvel ölme gerçekleşmiş. Ben devam ediyorum yine. Hani fazla kaçırdığım zaman da kusuyorum. Annem de üzülüyor. Anladın mı? Çay içiyorum demli çay, kusuyorum fazla kaçırdığım zaman. Hı hı. Oğlum dedi ne yapıyorum ben de hani üzülüyor tamam baktım üzülüyor bir şey diyemiyor. Hı. Hani Allah'a verdim falan demişti. Ben dedim bunu unutma madem verdin talep etme bizi zorlama ben dedim ya. Hı hı. Neyse. O sıralarda ben böyle yatmıyorum. Yaksa uykusuna dalıyorum ya. Böyle dalıyorum ya. Hop. Karlı bölge. Bir yerler görüyorum. Tamam mı karlı? Ondan sonra çıkıyorum. O zaman böyle yürümeme olayım yok. Hı-hı. Çıktım. Gördüğüm yerleri gördüm. Ruh haliyle görüyormuşum. Hı-hı. Aynı köyümü tepeden ruh haliyle görüyorum. Anlayabildin mi? Anladım. Katından bir ruh, akıcı ruhun özelliği. Mahmut Efendi ruhla etrafında insan topluyor. Benim insana, benim ruhla toplamaya ihtiyacım yok. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görüyordu. Hı-hı. Kişiden. En ümmetin rüyalara tasarrufu vardır. Benim ben niye uğraşayım onun rüyada tasarrufuna falan filan ya. Niye uğraşayım abicim? Benim ortaya koyduğum seni kurtaracak. Benim rüya, beni gördüğün rüya şey yapmayacak, kurtarmayacak seni. Sana aktardığım itikat seni kurtaracak. Cübbeli'nin benden alacağı itikat onu kurtaracak. Onu ne rabıta kurtarır, batırır o rabıta onu. Ya çünkü en nübet teşhisi koymuş kardeşim. Ehl-i Nübet gelmiş bu Ehl-i Nübet nabzeti. Hem de kim? Benden sonra Resulullah'ın buyurdu. İnsanların en en kerimi. En sayısı benim. Benden sonra. En cömerti, en keremi, en sayısı benim. Benden sonra dediği kişi söylüyor. Benden sonra insanların en cevadı bir rücül bir adamdır. Fark etmez. Cevadını falan fark et. Benden sonra o işte diyor yani. Yani benden sonra. Yani ama o orada ne var? Yani bu futuhat var ama. Evet. İşte ama cemaat olma durumu şey cemaati değildir bu. Ama bir de şu var. Cemaat olma durumu
hani üst seviye gösterir. Tamam. Üst seviye. Yani halkın ayrı ayrı peşinden gitmeyecek diye bir şey yok yani. Ha, halkın bir bölümü olabilir. Yani şimdi 10 milyonluk bir bu halk olarak ama bir cemaat mesela. Cemaatle hareket eder mesela. 70 binle anılıyor biliyorsun en fazla. İşlerine şey yapma. Yok. Elleme işlerini. Dişlerini elle. Rahatsız oluyor. Anladın mı? Tamam. Yani 70 binle anılıyor. Şimdi bu 70 bin olduğu zaman 70 bin cemaat olarak şey yaptığı zaman halkın bu sefer şeyi var. Halkın teveccühü var bu sefer. Evet. İsmailoğullarından 70 bin kişiyle tekrar İstanbul fethedilir diyor. İsmailoğullarından dediği işte artık Türkler manasında mı onu söyle İsmailoğulları. Başka bir kaynakta da İsmail değil İshak soyundan diye çevirmişler. İshak mı? Yok. İshak diye çevirmişler herhalde. Ben İsmail diye okumuştum. Başka bir kaynakta da İshak mıydı? Yok. İshak diye çevirmişler herhalde. İsmail'e... İsmail. Ben bu kaynağı çok okumuştum. İsmail. İsmail. İsmail oğullarından 70 bin kişiyle uzun bir hadis zaten. Tekbirlerle İstanbul'un fethedişlerinden bahsediyor. İsmail oğullarından. İsmail'a. Aa. İsmail'a cemaatinin oğullarından. Hah. Aa. Onun nesli. İsmail'a onun nesli diye bir şey yok. İsmail'a'nın olduğu bölgenin oğullarından. Ha. O bölgeden çıkanlardan. Ha. Hani orada kişi gözükmez. Orada bir İsmail diye bir şey var. Anladın mı? Onu biliyorsun. Zaten o İsmail acemasının İsmail olma sebebi ne? İsmail efendi. Ha. Ağa var orada. Tamam işte. Ama ağa şey işte müftülük yapan şehir üstamlık yapan bir zat. İsmail ağa efendi. Ne yapıyormuş? Osmanlı zamanında. Osmanlı zamanında şehir üstammış. Ha şehir üstam. İsmailoğulları. Anlamadım şimdi tamam. Yani o bölgeye ne yapacak? İşte İsmailoğullarından. İşte o İsmail Ağa'nın o taraflardan yani. Yani o bölge onun anlıyor ya. Oğullarından, orada doğanlardan, orada haşır neşir olanlardan 70 bin kişiyle futuhat yapma durumu var. Ha bunlar da ilim ehli olarak bindir. Ha onu da söyleyeyim. Yani Mehdi ilk etapta muhatap olacak kişiler, Mehdi ile muhatap olacak kişiler öyle veya böyle ehli ilimdir. Yani alimler olacak yani. Evet. Hani haddini de bilip ulan bu zamana kadar hani biz de kendimizi bir şey sandık. Anladın mı? Hı-hı. Bir şey sandık. Nefsimize kandık deyip de anladın mı? Bu velayeti, zıl velayeti bir şey sandık, nefsimize kandık, kendilerine uluyorlar ya. Ancak bir şekilde şemale geliyor, renkleri yerine getiriyor. Önceki şeyin yüzüne bak, Mustafa Atmaca'nın eski videolarındaki yüzüne bak, şimdiki videolarındaki yüzüne bak. Bana sana konuşmadım. He? Doğru. Baktın mı? Bakmıştım. Farkı görüyor biliyor musun? Ona dikkat etmedim. Şu an hatırlayamıyorum. Yani işte ben... Ama baktım onu bilmiyorum. Ben Abdülkadir Polat'ın eski yüzündeki yüze bak. Şimdiki yüze bak. Ne değişiyor? Niye değişiyor? Yüzündeki kırmızılık... Ne oldu? Tepti oluyor. Yüzünde her kızma kuvvetinin işareti olan birileriyken... Esniyor da. Burasını böyle okşuyor ya hemen kafayı çeviriyor, bakıyor ne yapıyor diye. Bak hemen kafayı çeviriyor. Oynuyor. Burayı sevince oluyor başka bir şey değil ha. Şu belgen aşağısını sevince sırtından. Boynunu. Çok sevdim burayı. Burayı. Bak nerelere gidiyor. Burayı sevmek, burayı sevmemden oldu bak ha. Hemen canlandı bak, burayı sevdim ya. Ne oldu? Velhasıl kelam 9 dakika olmuş. Yani Saadettin Usta Osmanoğlu kurtuluş talep ediyorsa yırtacak perdede isteyen istediğini yapacak. Büyük doğuyu Allah-u Teala hani bu ehli ilimden çünkü sen dinle. Tamam. Ehli ilimden yani benim görebildiğim çok büyük bu zamandaki ehli ilimden çok büyük
bir intikam alacak Allah-u Teala. Ha Allah-u Teala adına konuşmak yarın ne olur bilemem ama şu halde bunlar böyle öldürürse yani benim dememle olmuyormuş diyorum. Allah-u Teala'nın dilemesi lazımmış derim. Anladın mı mevzuyu? Hı hı. Ayağın altında kalmış. Demek ki derim bizim dememizde bir şey olmuyor. Ama işte bu arada bilenler yani Saadet Ruhlu Osmanoğlu mesela bir şeyleri sezmişse tamam mı? Yani git hadi git. Tamam. Gereğini yerine getirecek. Yani bugün giderim, yaparım, biat ederim. Hiç böyle bir şeye gerek yok. Almancı Tolga'ya da şey yazdım altına. İstersek dedim senin kanalını şey yaparız. Ha benim için dedi münafık falan dediler dedi sonra dedi. Benden dedi programı yapmadılar dedi. Ha. Biz sana münafık demedik dedim. Ha. Biz senin dedi ateist olduğunu öğrendik. Ve sonradan sen Müslüman oldun. Biz seninle program yapmamaya başladık dedim. Sonradan sen Müslüman olduğunu söyledin dedim. Yani öyle mi? Öyle olmadı mı? Öyle oldu. Ben yanlış hatırlamadım. Biz ona yani deist olduğunu söylüyorum. Neden dolayı biz onunla yayını bırakmıştık? Onun eski videolarına baktık bir şeyler gördük ondan İşte beri. Ateist olduğunu öğrendik. Ha biz onu deist biliyorduk ateist çıktı değil mi? Öyle bir şey oldu. Ateist inansızmış adam biz bir şey bilmiyorduk ki biz. Ha işte deistim, deist demişti, deistim demişti en başta. Ateistim dedi ya. En başta bir de deist. Kemalist biliyorduk biz onu. Bu dinsizmiş yani o zaman. Ha öyle miydi işte öyle bir şey vardı. Ondan sonra bu inandığını iman etti de dedi ben Müslüman oldum hatta dedi. Hatta eski videolarında böyle özellikle bu tarz şeylere dalga konusu yapmak için böyle o tarz bir şeylerini gördük bir de. Ondan dolayı bırakmıştık. İşte istediğin şey yapar istediğin ben biz onu ya mesela. Doğru söylüyorum ama biz istesek onun kanalını kapattırırız. Kapattırırız. Çok rahat. Üç tane mi dört tane mi videomuz var senin de şimdi yani olsak. İkimiz bir şikayet etsek zaten o kanalı aynı anda, aynı anda hemen. Ama gerek yok yapmayalım. Yok biz dedik yapmıyoruz biz. Aynen öyle. Hani Müslüman olduk dedikten sonra yapmıyor. Sen istediğin kadar bizi kabul ettirmek gibi bir şey değil. Ha, abi, saate falan demedi yani. Saate falan demedi. Hı-hı. Saate videolarını yapıyorum değerlendirme dedi. Bizi değerlendirirken bilgini değerlendirmiş. Bağırdığımızı söylemiş. Münafık olduğum için benimle şey yapmadılar falan demiş. Ben de bir şey yazmadım. Bunları yazdım. Yani. Karşılığını yazdım. Birisi de uyarı alta uyarı olarak yazmış. İşte 27. dakikada mı ne seni değerlendiriyor falan diye. Birisi de senin için demiş, mehdilik demiş, Rıdvan sana yakışıyor yazmış benim şeye. O da dedi mehdilik zaten. O da dedi mehdilik. O da o güzel bir şey herhalde, kalbim ne atmış. Nerede? Kedi nerede? Kedi nerede? Ha, burada bak, burada yorumu da. Yok tamam, kedi nerede kedi? Kedi buralardadır. Ya, neredesin? Uyuyor güzel. Gitmiş mi? Görünmüyor. Nereye gitti bu ya? Bırak. Gittiyse gitti. Hayır. Benden daha çok Mehdi olma hakkı var diyecektim. Kediyi gösterecektim. Onun için arıyorum da. Diyor, görmeme gerek yok abi ya. Ya da her yazana baksaydım. Ben söylenenleri doğru kabul etseydim. Ooo nerede olurdum ben. Zaten hadis var onlar birbirlerine benzerler diye. Birbirlerine benzeme yönü olduğu için bana yakıştırmalar normal. Bırak şimdi onu abi. Ha. Şey olayı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için bir tane adamın biri geliyor ya. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i soruyor. Diyorlar ki şu tarafta geliyor. Ebu Bekir'i Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zannediyor. Şimdi anlatabildim mi? Ya fark eden bir şey olmuyor. Yani benim bana verilen benden alınmıyor ki. Yani işte seni şimdi yok demek istediğim o misal yani. Adam bakmış haset, bana yakıştırmaya çalışıyor. O Mehdi değil. Ben benim Mehdi falan mı diyeceğim sana diye. Kulunun savaşını mı vereceğim? O da Mehdi zaten. Sana yol gösteriyor. Bu Mehdi'dir diyor benim için. Hani o yönde Mehdi oluyor. İşte hakikati gösteriyorsun. İtikadını savunuyorsun. Anlamışsın. Bildirilen Mehdi olmasam da o yönde oluyorum. Doğru. Yani sen şimdi ben şimdi hak davayı anlatıyorum da kurtuluş yolunu anlatıyorum da sen başka bir şey anlatmıyorsun. Sen de anlatıyorsun. O yönde öyle doğru. Ama belki benden dinleyen çekilen dinlemeyip hemen tam dinleyecekken benim itici frekansından dolayı. Abi cennette müjdelenen 10 sahabe 5 tanesi Hazreti Ebu Bekir'in tebliğiyle Müslüman oluyor. Bunlardan biri de Hazreti Osman.
Hazreti Ebu Bekir bulunduğu makamı onu takip ederek geliyor. Yani böyle Hazreti bir Ömer, Hazreti Ömer. Şey Hazreti Ömer, Hazreti Osman onu tebliğ ile Müslüman oluyor. Evet. Cennetle müşteren onu sağladı. Müjdelerin onu sağladığı 5 tanesi onun tebliğ ile Müslüman olmuş. Abicim bu da din nasihattir. Aynen. Olayının sırrıdır bak. Hazreti Ömer sana tebliğ değil bak. Onları tanıyor, onlara gidiyor, onlara söylüyor. Evet. Şimdi bunlar etkilidir yani. Ben sana dedim yani sen ne yapacaksın? Gideceksin. Sen direkt annene mesela inandıramazsın. Gidersin. Aynen öyle. Dayına. Ha dayın da anlıyor diyorsun bir şeyleri. İmam Hatip'e gitmiş. Okur şey var. Bakar bunların yanlışı yok. Ha yanlışı olmadığı gibi Resulullah'ın bildiği hadis-i şerifi savunuyorlar. Bu hadis-i şerifin karşılığı yıldız gibi şehadetler var bunda diyecek. Adam daha ne yapsın? Din hakikatlerini onlar böyle demiş, bu böyle demiş. Resulullah'ın beyanı doğrultusunda. Onlar böyle mi yapmış? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle uygulamış. Bunlar da açıklamış Resulullah'ın beyanları konusunda. Evet. Şöyle hadis-i şerifi yalanlamışlar. Bunlar bu hadis-i şerifin karşılığını koymuş. Açıklamışlar. Üstüne bir şey ekleyin. Diyecek ben bile ekleyemiyorum yani. Allah Allah. Bunu diyeceğim kabul etmeyeyim diyeyim. Kimi kabul edeceğim derim yani ben. Aynen. Ben akıllı bir insan. Hani kendimi korumak istiyorsam ben millet nereye bakar? Millet nereye bakar? Ne der? Benim için ne der? Bakmam ben. Saadettin Usta Osmanlı'na gitsin bu laflar. Aynen öyle. Ha bu hak mı? Ben bunun hak olduğuna emin miyim? Eminim. Ya Resulullah buna uyun demiş mi? Demiş. Ulan diyeceksin buna uyun demişse alameti delilleri de varsa ki söylemiş saymış evet. Ama cübbeliye bakarsan cübbeli rengi kırmızıyla karışık beyaz olan Mehdi'yi esmer yaptı. Şeyini, sen söyle. Zenci mi yapmışsa esmer mi yapmış? Zenciye gibi dedi şimdi. Zenci gibi dedi ya. Arap dedi yani. Zengi dedi şimdi esmer dedi. Zenci gibi dedi ya. Onu o tava çevirdi. Şişmandı. Yani geniş omuzluydu, kalın vücutluydu. Yani zayıf uzun boylu olacaktı diye. Belki de Ramazan'ı o gönderdi bu ya. Olabilir. Olabilir. Hiç bir ya o da bir ajan olabilir. O da Mehdi'yi açıklayacağım. Ramazan Karakaya onu söylüyor zaten. Onu az daha çıkaracak yani. Abi. Az daha ben Mehdi'yi diyecek. Zayıf. Dedem yaptı. Zenciye yakın esmer. Hazreti Ömer'in soyundan olduğunu söylüyordu. Şimdi şeye söylüyor. Şimdi Mehdi olduğunu. Şimdi dedem diyor. Resulullah diyor. Hem diyor dedem hem diyor önderim diyor benim diyor. Hem dedem. Şey diyor. Adı neydi? Seyit olduğunu söylüyor. Ulan benim omuzumda nüvvet mürü var ben. Nereye? Hala net seyidim demedim. Soyumda seyit var benim ya. Şşt. Osmanlı zamanında seyit olmayanlara seyit denmiyor. Osmanlı esnafında seyit olacak. Osmanlı esnafında bizim Sinop'ta nakip atanıyor kardeşim. Aynen. Sinop'ta bizim Gerze Yaykıl'da benim şeyim. Dedemi söylüyor şey. Dedesini söylüyor. Dedem diyor. Bir kayanın üzerine çıkardı diyor. Orada diyor namaz kılardı diyor. Dere kenarında diyor. Yani velhasıl kelam tek sen de geleceksin kardeşim. Kurtulmak mı? Bakmayacaksın. Hadis var zaten ya. Bütün nebilerin biat edilmediği metnin boynunadır. Bir. Yani ikincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karılarında sürünerek de olsa gidin tabi olun demiş. Millete bakın da millete bakın da kabul ederlerse gidin dememiş. Evet. Ya var ya. Yani bu işte burada senin ilk olma özelliğin meydana çıkıyor. Neyse. Bugün burada kapatalım. Tamam. Bu Allah'ın fazlıdır. Dilediğine verir. Allah büyük fazla sahiptir. Nasıl kapatıyoruz? Ben kapatayım. Gel beraber sen de izle bakalım nasıl kapanıyormuş. İzle.